Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi mü'minis sabri lil muhlisine min ibadihi. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin mübidil şirki bi azmihi ve sadadihi. Ahmedullahi teala ve estağfiruhu. Ve eşhüde en la ilahe illallah. Emre bis sabri ve salahi ve derahi. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah bil hakkı külle velâhu. Sallallahu aleyhi ve alâ âlihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'du fe ya ibadallahu. Ursikum bi takvallahi ve taatihim. İnnallâhe mâ lezîne tekav. Ve lezîne bin muhsinun. Kalallâhi teâlâ fî muhkemi kitâbihi kerîm. Euzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Uttu uhiye minel kitabı ve yekumus salat inne salatı tenha anil fahşahi vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala diyor ki Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara, sahabeye oku, anlat, manasını açıkla ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor Allah-u Teala. Ayet-i Kerime üç tane zikirden bahsediyor. Namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim'de bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti, Kur'an-ı Kerim'in okunması, Kur'an-ı Kerim'de bir zikir olarak geçer. Ve zikir, Allah'ın ismini Allah, 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 Allah diye tekrar etmek, o da Kur'an-ı Kerim'de zikir olarak geçer. Bu üç tane zikirden en büyüğü Allah'ı zikretmektir. Zikrullah'tır diyor Allah Teala. Zikrullah, Allah'ın isminin Allah, 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 Allah diye tekrarının adı. Öyleyse üç tane zikri Allah Teala mukayese ediyor birbiriyle. Bakıyoruz ki bunlardan Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek en büyüğü. Namaz ikinci sırada geliyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti üçüncü sırada geliyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın zikir adı verilen bir müessesesi var. Kur'an bundan 14 asır evvel indirildi. Şimdi hepimiz bugünlere geliyoruz. Zikir farz mıdır? Eğer Kur'an-ı Kerim'e soruyorsanız bu suali, zikir farzdır. Zikir de farzdır. Günün yarısından daha fazla Allah'ı zikretmek de farzdır. Daimi zikir de farzdır. İşte Müzzemmil Suresinin 11. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Vezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön, Allah'a ulaş. Ne demek bu? Allah'a ulaşmamızın kökeninde sadece zikir müessesesi var. Bizim ruhumuzu Allah'a ulaştıracak olan şey zikirdir. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön, Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Zikirle ulaşmak söz konusu. Zikirden başka hiçbir ibadet sizin ruhunuzu Allah'a ulaştıramaz. Sadece zikir. Öyleyse ara sıra zikretmemiz Müzzemmil Suresinin 11. ayet-i kerimesiyle üzerimize farz kılınır. O kadar mı? Hayır, o kadar değil.
Çok zikir de üzerimize farz. Günün yarısından daha fazla her gün zikretmek de üzerimize farz. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenüzkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amene olanlar! Allah'ı öyle bir zikirle zikredin ki bu çok zikir olsun. Yani 24 saatlik bir zaman parçasının 12 saatten fazlasını zikirle geçirin diyor Allah Teala. Bu size Allah Teala'nın sahabeye içkiyi yasak etmesi standartlarını aklınıza getirmeli. Ne diyordu baştan Allah Teala? İçkiliyken namaza yaklaşmayın. Bütün sahabe Allah'ın yoluna girmeden evvel her türlü kötülüğü işliyorlardı. Hepsi kanlı katildi. Başka kabilelerden bir sürü adam öldürmüşlerdi. Onlar da onlardan öldürmüştü. Kabileler arasında bir can düşmanlığı asırlardan beri sürüp gidiyordu. Hırsızlık mı? Var. Yer kesicilik mi? Var. Hepsi var. Peki sonra ne oldu? Allah Teala net ve açık olarak söylüyor. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah sizi o ateş çukurunun kenarından kurtardı diyor. Siz birbirinizin can düşmanıydınız diyor. Birbirinizi öldürüyordunuz diyor. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz diyor. Can düşmanıyken herkes diğer kabilelerden birini öldürürken, o kabilelerdekiler de bunları öldürürken yeter mi? İlave edeceğim. Hazreti Ömer'den bu söyleyeceğim. Küçücük kızımı aldım diyor. Mezarlığa götürdüm diyor. Mezarı kazdım diyor. Ve diyor o benim sakallarıma tutunuyordu diyor. Onu diyor diri diri mezara koydum diyor, gömdüm diyor. Sahabenin yaşadığı devirde Mekke kafirleri arasında adetti bu. Kız çocukları diri diri küçücükken mezara gömmek, öldürmek. Öldürüyorlardı. Öyleyse böyle bir toplumdan Allah-u Teala neyi vücuda getirmiş? Siz artık diyor birbirinizin can dostu oldunuz diyor. Ateş çukurunun kenarındaydınız da diyor. Rabbiniz sizi oradan kurtardı. Birbirinizin can dostları oldunuz diyor. Kalplerin telif edilebilmesi zikir adı verilen bir ibadete dayanılır. Öyleyse ne gördük? Zikir farz. Müzzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesi. Günün yarısından daha fazla zikir farz. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Peki daimi zikir de farz mı? Daimi zikir de farz. Allah Teala daimi zikri de farz kılmış. Nisa 103'te. Diyor ki feskurallâhe kıyamen kuvuden ve alâ cunûbikum. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Ne demek istiyor? Üç halde bulunabilirsiniz. Ya oturuyorsunuz, ya ayaktasınız, ya da yatıyorsunuz. Dördüncü bir hal yok. Kimse dördüncü bir hali yaşayamaz. İnsanlar üç halde bulunabilirler. Üç halin üçünde de zikir üzerimize farz kılınmış. Ve sevgili kardeşlerim aradan sadece 14 asır geçmiş. 14 asır sonra İslam toplumunun şu dünyadaki sefil haline baktıkça üzülmemek elbette elde değildir. Arkasında ne var? Arkasında o ayet var. Ya Rabbi, devrin Resulü dedi ki, Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı unuttu.
Kur'an unutulmuştur. Artık zikir farz değildir. Hiç kimse ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde bana zikrin farz olduğunu gösteremez. Yok. Zikir farzların arasından tereyağdan kıl çeker gibi çekilmiş, devre dışı bırakılmış. Kur'an ne diyor? Zikir farzdır diyor, ara sıra zikretmek. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Daimi zikir farzdır diyor. Ve farzlara bakıyoruz. İslam'ın temelini teşkil eden 32 farz yetmez, 54 farz. İkisinin arasında da zikir, farzların arasında mevcut değil. Ne yapmışız? İntihar etmişiz. İnsanları kurtuluşa ulaştırabilecek olan yegane faktörü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bunları yazmasına rağmen madde bir, bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmasına rağmen madde iki, yok etmişiz. Farzların arasından zikri kaldırmışız. Kur'an'ın temeli, şah damarı, bir insan hayatının onu mutluluğa götürebilecek olan ana yolu, insanlığın sırat-ı müstakimi, zikir. Allah'a ulaştırabilecek olan yegane müessese, zikir. Ve yok, farzların arasında yok. Sevgili kardeşlerim, yıllarca önce Bursa'da verdiğimiz bir konferanstan sonra Bursa müftüsüyle tartışıyoruz. Zikir farz mıdır diyorum. Hayır diyor, farz değildir diyor. Tam 2 saat 20 dakika veya 2,5 saat onu ikna için uğraştık. Bu ayetleri birer birer verip Kur'an'dan açıp ona göstererek. Ancak o kadar uğraştıktan sonra o zamanki Bursa müftüsü kardeşimiz zikrin farz olduğunu kabul buyurdular. Sevgili kardeşlerim, şaka etmiyorum. İslam bile bile mahvedilmiştir. Şeytanın insanlar üzerindeki tesiriyle insanlar kendilerini kurtuluşa ulaştıracak olan Kur'an'ın bütün temel faktörlerini devre dışı bırakmayı başarmışlar. Ne kalmış geride elimizde? Kur'an-ı Kerim tamamıyla rafa kaldırılmış. Bir hadis kalmış. Hadisin mahiyetini hepiniz biliyorsunuz. Birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmiş bir ya. Demiş ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapacağım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. İslam'ın 5 şartını tamamla, doğru cennete gidersin. Ey Allah'ın Resulü, gerçekten ben bunları yaparsam cennete girer miyim? Girersin. Böyle bir mevzu hadis Kur'an-ı Kerim'in yerini almış. Bugün insanlar sadece İslam'ın 5 tane şartını gerçekleştiriyorlar. Sevgili kardeşlerim, üzerinde düşen vazife ağır bir vazifedir. Kendinize gelin. Kalbinizi yoklayın. Orada mısınız? Allah ile beraber misiniz? O zaman dünyaya İslam'ı öğretmekle vazifelisiniz hepiniz. Unutulmuş olan İslam'ı. İnsanları artık kurtuluşa ulaştıramayacak olan İslam'ı kurtarmakla hepiniz vazifelisiniz. Bir, hedefler vardır. İki, vasıtalar vardır. İslam 7 tane hedeften oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, 3 oldu. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 4. Nefsi Allah'a teslim etmek, 5. İrşada ulaşmak, 6. İradeyi Allah'a teslim etmek, 7. 7 tane safhadan geçeceksiniz. 7 tane hedef var önünüzde ulaşacak. Bu 7 hedefe vasıtalarla ulaşacaksınız. Bu vasıtaların başında zikir gelir. Dikkat edin.
şeytanın biz insanlara İslam alemine nasıl tuzağa düşürdüğü konusunda dikkat edelim. İslam'ın 5 şartı vardır diyor bugünün din adamları. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hadis gereğince bunları yapan herkes doğru fazla cennete girer ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. Onların hepsi Allah'a teslim olmuşlardır. Böyle diyorlar. Vaziyetin vahametini takdir edebiliyor musunuz? Kalpleriniz ne diyor? Benim gibi yanıyor mu kalpleriniz? İslam aleminin bu korkunç sefaletinin arkasında ne var zannediyordunuz? Sadece aldatılma. İslam alemi, İslam'ı bütünüyle unutmuştur. Evet, İslam'ın içinde de bizim gibi İslam'ı yaşayanlar, %10'dan daha küçük bir kitle var. Ama büyük kitle ne yazık ki İslam'ı yaşamıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dikkatle, ibretle bakın. 7 tane safhanın her biri hedefinizdir. Sonunda mutlaka iradenizi Allah'a teslim etmek üzere bir yerde olabilirsiniz, olmak durumundasınız. Peki neyle oraya ulaşacaksınız? Zikir yapacaksınız, namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız. İslam'ın 5 şartını mutlak olarak bugün yerine getirenlerden çok daha üstün şekilde yerine getireceksiniz. 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılacaksınız. Ama bu vasıtaların arasında bugün zikir adı verilen vasıta mevcut değildir. O vasıtalarla hiç kimsenin canını kurtarması, cennete ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. İslam temelinden sarsılmıştır. İslam kalesinden, burçlarından büyük parçalar kopmuş, yerle bir edilmiştir. Öyleyse Allah'ın koyduğu hedef nedir? Allah'ın koyduğu hedef 7 tane safhada 4 tane teslimi gerçekleştirmeniz, irşat makamına ulaşmanızdır. Peki bu hedefe gitmek için gerekli vasıtaların en önemlisi hangisi? En önemlisi zikir, en önemli araç, en önemli vasıta farzların arasından yağdan kıl çeker gibi çekilip alınmış, devre dışı bırakılmış. Sevgili kardeşlerim, sizinle beraber ta Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı güne dönüyoruz. Adem Aleyhisselam yaratılıyor Allah Teala tarafından. Allah Teala hayat veriyor ona ve ruhundan da üfürüyor arkasından. Diyor ki ona, ruhumdan üfürdüm. Hepiniz şimdi onun önünde secde edin. Bütün melekler Allah'ın ruhu bir emanet olarak kendisine meknuz bulunan, kendisinde var olan Adem Aleyhisselam'ı secde ediyorlar. Secde Adem Aleyhisselam'a değildir. Onda bulunan Allah Teala'nın ruhuna secde ediliyor. Ve Allah Teala emrini verirken mutlaka bunu söylüyor önce. Ona ruhumdan üfürdüm. Yani o şu anda bana ait bir emaneti taşıyor, beni temsil ediyor. Şimdi hepiniz ona secde edeceksiniz. İblis secde etmiyor. Allah Teala soruyor, ey İblis, seni Adem Aleyhisselam'a secde etmekten emrime men eden, emrime karşı getiren şey nedir? İblis diyor ki, beni dumansız ateşten yarattın, enerjiden yarattın, onu çamurdan yarattın. Çamur necistir, ben ondan üstünüm. Allah Teala diyor ki, seni huzurumdan kovuyorum. Sonsuza kadar cehennemde cezalandırılacaksın. İblis de diyor ki, ya Rabbi, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Adem Aleyhisselam yüzünden kovuluyorum, ben ondan intikam almak istiyorum. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsa, ben onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım.
önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların yollarını tıkayacağım. Ve onların hiçbirini sana ulaştırmayacağım. Onları pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım. İfadeye dikkat edin. Onlardan pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım. Öyleyse önemli bir husus mu devrin imamın ruhunun bir kişinin başının üzerine gelmesi? Çok önemli. Bu tehlikelerin hepsinden kişiyi kurtarır. Şeytanın bütün tuzaklarından. Öyleyse kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu gelip yerleşmişse ve arkasından devrin imamının ruhu kanatlarını da açmışsa, o zaman ne önden ne arkadan, ne sağdan ne soldan o insana şeytanın tesir etmesi mümkün değildir. Ama bu mümkün olmama keyfiyeti kişinin vuslatına kadar devam eder. Allah'ın koruyucu kalkanları ondan sonra kalkar. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanlara en büyük oyunu vasıtalarla, yani araçlarla amaçları, yani hedefleri değiştirmek suretiyle oynamıştır. Ne yapmış iblis? Hedefleri yok etmiş. Bugün İslam aleminde hiçbir üniversitede İslam'ın 7 tane safhasından hiç kimse bahsetmez. Çünkü artık tarihe karışmış bu yıl. İnsanlar bilmiyor. Neden bahsederler? Alabildiğine geniş bir fıkıh ortamı. Yani şu dünya üzerinde İslami davranışlar nasıl olmalıdır? Nasıl borç alacağız? Nasıl borç vereceğiz? Nasıl nikah yapacağız? Nasıl alışveriş edeceğiz? Neleri nasıl yapacağız? Fizik dünya üzerindeki işlevler İslam'ın bugün %90'dan fazlasını fıkıh adı altında doldurmaktadır. Ama asıl İslam artık yoktur. İslam devre dışı kalmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak hiçbir safa artık öğretim kürsülerinden insanlara öğretilememektedir. Önümüzdeki devrelerde bu mümkün olacaktır. İblisin bu konudaki kurnazlığını görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Vasıtaları amaç yapmış, hedef göstermiş. Şimdi din adamlarına sorarsanız, yahu biz bu dünyaya neden geldik acaba? Kardeşim, siz bu dünyaya her şeyden evvel namaz kılmaya geldiniz. Oruç tutmaya geldiniz, zekat vermeye geldiniz, hacca gitmeye geldiniz. İslam'ın 5 şartını yerine getirmek için geldiniz. Ne oldu? Farkında mısınız vaziyetin vahametinin? Amaçlar, hedefler iblis tarafından yok edilmiş. 7 tane safa yok. Kimse bahsetmiyor, kimse bilmiyor artık. Amaçların yerini, hedeflerin yerini vasıtalar hedef olarak almış. İnsanlar kendilerini namaz kılmak için dünyaya geldi zannediyorlar. İnsanlar kendilerini oruç tutmak için dünyaya geldi zannediyorlar. İnsanlar İslam'ın 5 tane şartını yapmak üzere dünyaya geldiler zannediyorlar. Bunların amaç olduğunu düşünüyorlar, hedef olduğunu düşünüyorlar. Hayır, bunlar sizi asli hedefinize 7 tane safhaya, 4 tane teslime götürecek olan vasıtalardır. Ve şeytanın oyununun asıl can alacak noktasına geldik. O şartların, farzların içine de zikri özellikle almıyor. Çünkü yegane kurtarıcı şey zikir, zikir farzların arasında yok. Yok etmeyi başarmış. Öyleyse şeytan deyip geçmeyin. Şu anda kainattaki en büyük düşmanınız İblis. Ve sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan İslam aleminin %90'dan fazlasında artık yaşanmıyor. Din adamları bu din terbiyesini, bu din eğitimini almışlar okullarından ve onları öğretiyorlar.
Yanlışlar mı? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın Kur'an'ına kerimine göre yanlış. Ama bu adamlar haklılar mı? Haklılar. Neden? Çünkü herkes sadece öğrenebildiğini öğretir. Sadece öğrenebildiğini öğretir. Ne öğrenmişler? İslam'ın 5 tane şartını öğrenmişler. Ne öğrenmişler? Fıkıh öğrenmişler. İkisini de çok güzel öğrenmişler. Aynı şekilde çok güzel bir şekilde anlatıyorlar. Ama hiçbir yaraya deva olacak olan bir hümiyet taşımıyor öğreti. İslam öğretisi mahvedilmiştir. Yahudi dini, Hristiyan dini, İslam dini diye insanlar parçalara ayrılmışlar. Yok böyle bir şey sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek din olmuştur. Sadece tek bir din, 7 safa, 4 teslimden oluşan bir tek din. Kainatın, bu dünyanın değil sadece, kainatın bir tek dini olmuştur. 7 safa, 4 teslimden oluşan bir din. İslam bu dinin Arapça adıdır. Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif idi. Hazreti Musa mı bu dini yaşadı? Sevgili kardeşlerim, bizler şu anda ne yapıyoruz? Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, hacca gidiyoruz, kelime-i şehadet getiriyoruz. Bütün bunların ötesinde ne yapıyoruz? Allah'a ulaşmayı diliyoruz ve zikir yapıyoruz. Öyleyse bundan 2000 sene evvel Hazreti İsa ve ona tabi olanlar bunları yapıyordu. Bundan 4000 sene evvel Hazreti Musa ve ona tabi olanlar yine bunları yapıyor. Bizim yaptıklarımız. Sadece dikkat edin, o zaman da toplumun büyük kısmı Hazreti Musa'ya da karşıydı, Hazreti İsa'ya da karşıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da yine toplumun büyük kısmı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşıydı. Yaşayan her zaman küçük bir azınlıktır. İşte o küçük azınlık sizlersiniz. Allah'ın hedeflerini müdrik olan, insanlara dinlerini öğretecek olan belki de dünya üzerindeki yegane topluluksunuz. Bu devre Allah Teala ne diyor? Asr-ı hidayet diyor. Hidayet asrı. Hidayet devri. Hidayet devrinin içindesiniz. Hidayet bir kurtuluştur. Ruhunuzu üçüncü safhada Allah'a ulaştırmanız birinci hidayettir. Dördüncü safhada fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz ikinci hidayettir. Beşinci safhada nefsinizi Allah'a teslim etmeniz üçüncü hidayettir. Yedinci safhada iradenizi Allah'a teslim etmeniz dördüncü hidayettir. Hidayet çağını yaşıyorsunuz. İnsanların asırlardan beri unuttuğu, unutturulduğu Kur'an hakikatlerini dünyaya öğretmek üzere vazifelisiniz. Sizler vazifelisiniz. Hidayetin ne olduğunu eğer bizim sevgili din adamlarımıza sorarsanız onlardan Kur'an'daki cevabı alamazsınız. İnanmazsanız sorun. Diyecekler ki size doğru yol. Hidayet doğru yoldur. Ondan sonra onlara sorun. Peki sırat-ı müstakim nedir? O zaman onların düşündüklerini göreceksiniz. Çünkü aynı cevabı vermek mecburiyetler. Hidayete de doğru yol diyorlar. Sırat-ı müstakime de doğru yol diyorlar. Sırat-ı müstakim gerçekten bir yoldur. Ruhunuzu Allah'a ulaştıracak olan manevi yolun adı. Sırat-ı müstakim.
istikamet üzere olan yol. Nereye? Allah Teala diyor ki sıratı aleyye müstakim. Hicr suresi 23. ayet kelimesinde. Bana istikametlenmiş yol diyor. Bana istikametlenmiş yol diyor. Allah'a istikametlenmiş, Allah'ın zatına ulaştıracak olan yolun adı sırat-ı müstakimdir. İki yatay, iki dikey, dört sevilden oluşur. Sevgili kardeşlerim, yıllar geçtikçe burada, bu dergâhta, bu çatının altında bulunmanızın sizlere Allah'ın ne kadar büyük bir nimeti olduğunu anlayacaksınız. Henüz anlayamıyorsunuz. Gelecek günler bunun çok daha ötesinde sizi idrak sahibi kılacak. Allah'ın sizi nelerle mükafatlandırdığını idrak ettikçe anlayacaksınız. O hepinizin üzerine titrer. Özellikle bu dergahın mensupları. Sevgili kardeşlerim, şu dünya üzerinde alim diye geçinen din alimlerinin bilmediği çok şeyleri biliyorsunuz. Onlar bunları bilmiyorlar. Elbette bilmedikleri için onların bunları öğretmesini bekleyemeyiz. Onlar bilmedikleri için öğretemezler. Ama sizler biliyorsunuz. İşte geleceğe ışık tutacak meşaleler bu sebepten dolayı sizlersiniz. Sizler geleceğin hidayet meşalelerisiniz. Hidayet nurlarısınız. Kur'an kavramlarını öğrendiniz. Kur'an'da mozaikleri yerli yerine eleştirebiliyorsunuz. Neyin ne olduğu hakkında bir kültürümüz var artık. İslam'ın 7 safhadan ibaret olduğunu, 4 tane teslim içerdiğini, bundan 14'e sıra ver bütün sahabenin bunların hepsini gerçekleştirdiğini ayet-i kerimelerle başkalarına ispat edebilecek olan bir yapının sahibisidir. Onlar size İslam'da bu anlattığınız şeyler yoktur dediği zaman gel diyeceksiniz arkadaş buraya gel. Aç bakalım şimdi Kur'an-ı Kerim'i. Bakalım şu ayetler, şu ayetler, şu ayetler 7 tane İslam'ın safhasını anlatıyor mu? Hayır diyebilen adamı merak ediyorum. Sahabe acaba bunların hepsini birer birer yerine getirmiş mi? Hepsini. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bunları emretmişse bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe bunları yerine getirmişse bunlar farz olduğuna göre sizin bize sualiniz olamaz. Bizim size sualimiz var. Neden Allah'ın farzlarını yerine getirmiyorsunuz? Tekrar ediyorum. Eğer Kur'an-ı Kerim bu 7 safhanın hepsini üzerimize farz kılmışsa hepsi farz. Ve eğer bütün sahabe bunları yerine getirmişse Kur'an ayetleri sabit. Öyleyse biz bunları yapıyorsak, hepsini gerçekleştiriyorsak ve siz bunların hiçbirinden haberdar bile değilseniz siz İslam'ı yaşadığınızı iddia edebilir misiniz? Bu konuda hepiniz yeterli bilginin sahibisiniz. Ayet ayet Kur'an'ı onlara elfazı gibi açacaksınız. Bakın diyeceksiniz, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bakın diyeceksiniz, bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine gidip tabi olmuşlar. Bakın diyeceksiniz, bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Bakın diyeceksiniz, bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İrşada da ulaşmışlar. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Kur'an bunları diyor mu? Evet demek mecburiyetindeler. Çünkü Kur'an ayetleri bunları söylüyor. Hamdolsun ki bir tane Kur'an-ı Kerim var. Öyleyse siz bugün
din alimlerinin bilmediği birçok sırrın sahibisiniz. Siz bugün Kur'an'ın temelini ellerinde tutanlarsınız. 7 safha, 4 teslimin hepsini içeren bir Kur'ani bilginin sahibisiniz. Yetmez. Onun tatbikatı üzerindesiniz. Hepiniz ayrı bir yerindesiniz. Yolun, ama onun tatbikatı üzerindesiniz. Onların bilmediklerini biliyorsunuz. Ne diyordu Hazreti İbrahim babasına? Baba, senin bilmediğin bir ilim bana vahyediliyor. Bana tabi ol ki seni sırat-ı müstakime ulaştırayım. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın indinde bir tek din olmuştur. Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dini ayrı ayrı dinler değildir. Sadece bir tek dindir. Hiçbir değişiklik olmamıştır. Allah'ın dini tekamül etmez. Dinin tekamüle ihtiyacı neden yoktur? İlahi olduğu için yoktur. Din kendisi din olarak tekamülde değildir, hiç tekamül etmemiştir. Tekamül etmesi de gerekmiyor. Çünkü onu vaz eden Allah'tır. Başını da bilen, sonunu da bilen Allah'tır. Eksikliği olmadan koymuştur. Hazreti Adem'in yaşamakta olduğu dinin hiçbir ayrıcalığı olmadan bugün de yaşanması söz konusudur. Kıyamet günü de aynı din yaşanacaktır. Ne yazık ki insanlar dini fırkalara ayırmışlardır. Biliyor musunuz ki dini fırkalara ayıran herkesin şirkte olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse bu toplumlar içinde şirkte olmayan belki de tek topluluk burasıdır. Fırkalara ayrılmamayı size öğretti. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi fırkalara ayrılmayan, İslam'ı yaşayan kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemek her şeyin başlangıcıdır. Onu gerçekleştirdiğiniz an kurtuluşunuza imzayı attınız. Şirkten kurtuldunuz. Birçok din adamına sorsanız böyle bir sual. Kardeşim, sen Allah'a ulaşmayı dileseydin şirkten kurtulur muydun? Ne diyorsun bu işe desiniz? Yahu diyecek kardeşim, yani şirkle Allah'a ulaşmayı dilemenin arasında ne ilişki var? Ne alakası var yani? Kel alaka bir şey soruyorsun bana. Ama ona eğer siz Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerini söylerseniz o zaman şişecektir. Ne diyor Allah Teala? Münivine ileyhi ve yettekun ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile, takva sahibi ol. Ve müşriklerden olmaktan da kurtul. Bir sonraki ayet Rum 32. O müşrikler ki onlar dinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendisinde olanla ferahlanır. Kimmiş müşrikler? Fırkalara ayrılanlar. Peki ayet-i kerimenin ruhunda fırkalara ayrılmayanın açık bir adresi var. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Takva sahipleri, kurtuluşa ulaşanlar. Neyle başlıyor takva müessesesi? Allah'a ulaşmayı dilemekle. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olanlar kurtulacaksa ve geri kalanlar hepsi müşrikse, o zaman şu dünyadaki din adına öğretilerin ne kadar insanları sadece mahva götüren esaslar olduğunu iyice öğrenin.
Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden kurtuluşa ulaşamaz. Hiç kimse için mümkün değil şirkten kurtulmak. Şirk deyince herkes puta tapanlar müşriktir. O kadar da. Sadece puta tapanlar değil. Aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de fırkalara ayrıldıkları için şirktedirler. Dikkat edin. Allah'a ulaşmayı dileyenler 73. fırkayı oluşturur. Diğer 72 fırka bugünün din adamları tarafından da tespit edilmiş. Şu dinleri birleştirmek üzere olanların yaptıkları yıllarca süren araştırmalar 72 tane fırka çıkarmış ortaya. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hayır 73 diyor. Kaç fırka var? 73. 72 fırka. 72 fırka ama bu 72 fırkanın %90'ı 72 fırkayı oluşturuyor. Gene onların içinde %10'dan daha az kesim 73. fırkayı oluşturuyor. Onlar sizlersiniz. Anladınız mı 73. fırkayı? Fırkalara ayrılmayan sadece 73. fırkadır. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemeselerdi ne olacaktı? Müşrik olacaklardı. Dilemeselerdi ne olacaklardı? Kafir olmakta devam edeceklerdi. Dilemeselerdi ne olacaktı? Dalalette kalmakta devam edeceklerdi. Dilemeselerdi onları cehenneme götüren her şeye sahip olacaklardı. Ama cennet asla. Ama dilediler. İşte sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Fırkalara ayrılmayanlarsınız. Müşrik olmayanlarsınız. Dalalette olmayanlarsınız. Şeytanın kulu olmayanlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytanın kulu olmaktan derhal kurtuluyorsunuz. İşte Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي buyuruyor Allah Teala. Ne diyor, ne diyor? Onlar şeytana kul olmaktan Allah'a ulaşmayı dilediler ve kurtuldular diyor. Şeytana kul olmaktan kurtulmuş sahabe. Ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Onlara müjdeler vardır. Şimdi sıkı durun. Ne diyor Allah Teala? Kullarıma müjdele diyor. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlar. Ayetin başı Allah'ın kulu olmuşlar. Ayetin sonu. Şeytanın kulu olmaktan kurtulduğunuz an Allah'ın kulusunuz. Hem cennet müjdesinin hem dünya müjdesinin sahibisiniz. Ne yapmışsınız? Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Tek fırkadasınız. Müminsiniz. Fırkalara ayrılmayanlar müminlerdir. Herkes der ki Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir vesaire. Allah'a ulaşmayı dileyenler mümindir. Dilemeyenlerin hepsi ne yazık ki küfürdedirler. İşte din adamlarıyla aramızı açacak olan korkunç bir gerçek. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gözlerindeki hicab-ı mestürenin sahibidir. Görme hassasının üzerinde işaretin sahibidir. Kulaklarında vakra vardır. İşitme hassası mühürlüdür. Kalbinde ekinnet vardır. Kalbine mühürlüdür. Ve kalbinin içinde küfür yazmaktadır. Kimdir bu adam? Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi. Hiçbir zaman küfürden ve cehennemden kurtulması mümkün değildir. Bunlar bugünün din adamlarının bilmediği Allah'ın bize öğrettiği Kur'an gerçekleri sevgili kardeşlerim. Bunların her birisi Kur'an'la onlara ispat edilecek. Hamdolsun ki bir tane Kur'an-ı Kerim var. Öyleyse Allah'ın yolunda nerede olduğunuzun bilincinde olun. Dünya ilminin bilmediği Kur'an gerçeklerinin büyük kısmını öğrendiniz. Kur'an'ın yarısını hamdolsun ki çoktan geçtik, sonuna doğru ilerliyoruz. Tamamladığımız zaman her şeyi bir defa daha mozaik mozaik yerlerine bir defa daha oturtacağız. Bir daha değişmemek üzere. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kainatta şu anda değerli olan, hiç değişmemiş olan bir tek kitap var, Kur'an-ı Kerim.
bütün ayetleri teker teker Allah Teala tarafından indirilmiş. 1400 seneden beri hiçbirinde ne kelime olarak ne harf olarak değişiklik oluşmamış. Öyleyse Allah Teala'nın hepinizi, bu gerçeklerin bilincinde olan hepinizi cennetine ulaştırmasını, dünya mutluluğunda yaşamanızı Yüce Rabbimizin temin etmesini Allah-u Teala'dan dileyerek bugünkü hutbemizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Vekale aleyhissalatu vesselam ettabi minel zembe kemen la zembele estağfurullahil azim ve etubi ileyh ve eselullahi li ve lekumun tevfik ela inna ahsenel kelamı ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil alam kema kanallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kuriyel kur'anı feslemu lehu fe ensutu lâlekum turhamun euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine aminusbiru ve sabiru ve rabitu ve tekullâhe lealeküm tuflihun. Ve berekallâh ahlena ve leküm ve nisâirin müminine ve ehlinin etmenin ve müslüman. El ahyâin müminin ve emmâk ve ifadîdî ve rahmetin ve müslümanları ve müminin avâ. Elhamdülillâhi hamdel kâminîne ve selâtu ve selâmu alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Tazîmen li nebiyyihi ve takdîmen Nişan-ı Safi. Fekale Azze ve Celle min kailin muhbiren ve amiran. İnnallâhe ve melâketehu yusallûne alel nebî. Ya eyyühellezîne âminû sallâleyhi ve sellimû teslimâ. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed kemâ salleyte alâ İbrahim'e ve alâ âli İbrahim'in nekâmudun mucid. Ebârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed kemâ bârekte alâ İbrahim'e ve alâ âli İbrahim'in nekâmudun mucid. Seyyidina Ebu Bekir ve Ömer ve Osman ve Ali Güzel Sikkiber ve Fahim ve Bakiyeti Aşiretin ve Şeret-i Alâ Beyt-i Mustafa ve Annen Sâri vel Mâcilin ve Tâbi'in ve İlahi olan cezayı Allah'ın mağfirlerine yemine ve müminatı ve müslümini ve müslüman el ahyâin ve lemmâ bir rahmetike ya arhamen rahmet ve selamun aleyküm seyyid ve selametun aleyh hazirin İlahi olduk değil. Velhamdülillahi Rabbil alemin. İnnallâhe ye'mur bil adli vel ihsani ve itaizil kurba ve yenha anil fahşâhi vel münkeri vel bâyi ya'uzukum leallekum tezekkerûn. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.